arada Gizem'den bilgileri alalım. Nedir durum? Bağlantımız hazır mı arkadaşlar? Hazırsa görelim Gizem'i. Tamam. Evet efendim, oldukça ormanlık bir alan aslında. Çevre göreceğiz, az sonra izleyeceğiz, Gizem'den göreceğiz. Şimdi evin orada başlıyoruz arama çalışmalarına. Evet Gizemciğim, söz sende. Gizem'e set gitmiyor herhalde. Canlı yayın, bu sesin gitmesi lazımdı. Bir daha bir check ediniz, Gizem'e ses gitmiyor. Ha? Tamam. Evet, bağlayın. Tabii biz yani. Bugün burada geniş çaplı bir arama çalışması başladı. AFAD, Ordu AFAD ekiplerinden 5 kişilik bir ekip ve arama kurtarma köpeği Rıza'da var burada. Onun yanı sıra Salman İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan da 40 kişilik bir ekip var. Şeker Köseoğlu'nun evini ve evin civarını aramaya başladılar. Biz de onların arama çalışmalarını takip edeceğiz. Bir görelim biz de etrafı. Şeker teyzenin evini de görmüş olalım hem. Hadi arkadaşlar. Siz bir anlaşın kendi aranızda. Çünkü çok konuklarım var. Köy halkı da burada. Onlar da bu arama çalışmalarına katılacaklar. Dağ taş bakılmadık yer bırakmayacaklar. Herkes burada bugün Şeker Köseoğlu'na ulaşmak ya da ona ait bir ize ulaşmak için çalışacak. Evet, Şeker teyzenin güvenlik kamerası görüntülerinden de gördünüz. Hani eğer Şeker teyze ve inekleri, eğer demeyeyim tabii, Şeker teyze ve inekleri, işte hayvanları neyse oradan alınmış. Bir yere götürülmüş, yani yol aslında güzergah belli. Yol bir yere kadar aynı şekilde devam ediyor. Sonra ayrılıyor sağa sola. Burada aranacak. Arama kurtarma köpeğimiz de işte o yüzden evden başlıyor arama ki oradan kokuyu alıp kokuyu takip etsin diye. 40 kişilik jandarma ekibimiz var. Salman Jandarma Komutanlığı 40 kişilik ekibiyle. Ayrıca AFAD'da 5 kişilik ekibi ve yine arama kurtarma köpeğiyle beraber çalışmalara başlayacak. Canlı yayın aslında ama bir sıkıntı yaşadık. Şimdi arkadaşlar o... Tamam, bir onu şey yapın çünkü çalışmaları görmeye devam edelim. Altta da görelim, bir şey olursa da Gizem'e tekrar bağlanalım. Yani inşallah hayırlısı olsun demekten başka bir çaremiz yok. Bakalım, bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi öncelikle dediğim gibi hoş geldiniz. Hepinizi dinleyeceğim. Çünkü siz orada hem hurdacılık yapıyorsunuz, hem sizlerin arabası var, hem kimlerin hurdacılık yaptığını biliyorsunuz. Bir de yani insanlar dolaşırken değil mi? Özellikle hayvanlar tabii. Odur budur, nerelere satılır, ne yapılır, ne edilir, çok bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorum. Recai Bey bize bir fotoğraf getirdi. O fotoğrafta annesinin inek ve danalarının fotoğrafı var. Çünkü çok teşekkür ediyorum. Karadeniz'den fotoğraf göndermeyen kalmadı. Yani böyle yeni hayvan alıp da ya da işte bir hayvanın satıldığını görüp sosyal medyada fotoğraf göndermeyen neredeyse kalmadı. Allah hepinizden razı olsun. Bir görelim fotoğrafları lütfen. Bu programda en nefret ettiğin şey ne de sor. Alo dediğin zaman cevap vermeyen telefondaki seyirci. Fotoğraf istediğin zaman gelmeyen fotoğraf ya da görüntü. Şimdi içimden sayıyorum. 10. 9. Gerçi 100'den saysam daha iyi olacak ama neyse, tansiyon ilacımı da içtim sabah. Bugün çok şey isteyeceğim diye. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gelmedi hala. Niye gelmiyor? Geldi. Daha kıymetli olsun diye biraz geç geliyorum. Heyecan yaratmak tabii, için. Tabii. Biraz daha yakınlaştırmanız lazım ama. Şimdi abi sen söyle, bunların hangisi inek, hangisi dana falan zaten. İkisi inek, ortasındaki dana. Yani o bize göre sağ taraftaki hayvanın, ineğin danası bir senelik, yani bir yaşında. Şu ala hayvanın da bozuğa, yani bozuğu ahırdaydı. Biraz yanaştım. Ahırdaydı. Yani onun kuzu yayılmaz, dışarı çıkmaz. O zaman bir tanesi bir yaşında. Bak önemli çünkü tabii, izleyiciler tabii. Sürekli... Bir yaşında, şu aradaki bir yaşında. Tamam. Şu küçük olan aradaki bir yaşında. Siyah dediğimiz mi? Siyah. Biraz yakınlaştırır mısınız? Efendim? Siyah. Onlar ikisi siyah. Diğeri de alacalı dediğim. Aynen, alacalı. Bir tane de küçük buzağımız yok. Buzuğu da aynı annesine benziyor. Alnındaki yıldızı daha büyük annesinden. Onun hayvanda alnında yıldızı var ama, beyazı var ama... Daha büyük annesi. Yıldız bozudaki. Dediğiniz beyaz bir leke herhalde, beyaz, değil mi? Beyazı. Tamam. Bozunun daha büyük.
Yani en azından renklerini görürlerse izleyicilerimiz daha iyi tanırlar diye düşünüyorum. Evet, daha yakınlaşıyor. Ben de bunu şekilde çok taze bu. 10 gün önce köye anneme gübre atmaya gittiğimde annem demişti bana, la oğlum ben bacaklarım var ya, şunları götür de bir otlat, dayımın evinin önü burası. Demişti bana. Tabii geri dönme şansım yok. Aldım gittim, orada oturdum. Hatta da yani bir şaka yaparken kendim öyle çektim, bir telefonumda kalmıştı. İnan bulamadım, daha düne kadar bulamamıştım bu şeyi, bu resmi. Düne kadar telefonu aktardım, bulamadım yani. Olan şeyi bulamadım. En azından o lekeler, hani hayvanlar üzerindeki o lekeler, çok sizin önemli. Yıldız diye tanımladığınız lekeler, beyaz kısımlar, bence hani o bölgede yaşayanlar ya da bunların satılma olasılığı olan yerlerde bulunanlara bir ipucu olacaktır İnşallah diye düşünüyorum. İnşallah zaten olsun açıkçası. Diye hocam, olsun diye zaten ne geliyorsa bana inanın siz de yani kanalla. Ne en ufak bir telefon dahi değerlendiriyorum. Febri Hanım'la olsun, Mükan Hanım'la olsun. Yani... Recai Bey, telefon demişken şimdi bize de çok sayıda telefon geldi. Önce yani sizinle ilgili de gelen telefonlar oldu. Ben tabii ne olursa olsun insanın annesinin kaybıyla ilgisi olabileceğini düşünmek istemem, inanmak da istemem. Ama şimdi önce şunu da bir konuşalım istiyorum. Buyurun. Şimdi birincisi şöyle telefonlar geldi, dediler ki işte sizin tefecilere borcunuz var mı? Sizin tefecilere borcunuza karşılık annenizi kaçırmışsın. Yani annenizi onlar kaçırmış. Ama hani Recai Bey bunu söyleyemiyor. Aslında bir nevi onlara sesleniyor mu diye sorular var. Siz dediniz ki benim bir Allah'ın kuluna borcum yok. Bakın Müge Hanım, şuraya şu koltuğa oturmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çok iyi bilen bir insanım. Şu koltuğa oturup da geride gizli saklısı olan insanların şuradan koluna kelepçe takıp da gittiğini ekranlardan gören insanım ben. Şuraya oturmayı asla istemezdim. Kesinlikle istemezdim. Nasıl istemezdim? Asla. Kötü amaç istemezdim. Keşke güzel bir şeyle. Ben sadece şu koltuğa oturdum ki içimin yandığı için oturdum. Ben annemi aramak için oturdum. Bazı art niyetli insanlar benim Allah kuluna borcum olmadığını 72 milyon lira, 82 milyon insan bilir. Ben sadece... Yani açıkçası ben de yani tefeci ya da bir başkası benim, para için 64 yaşında bir teyzeyi kaçıracaklar inanmıyorum. İneklerini alırlardı ama teyzeyi niye kaçırdılar? Kesinlikle ama saptırmasınlar. Ama bunu söylemek istedim. İkincisi de şu. Şimdi Perşembe günü bir gübre meselesi olmuş annenizle ilgili. Evet. O gübre meselesi nedir? O da kafalarda soru işareti yaratmış. Şimdi? Soru işareti yaratmasının nedenini söyleyeyim. Buyurun. Yani gübreciler bir yere gübre bırakacaklarken Şeker teyzenin önüne bırakıyorlar ve o gün Perşembe günü 6'da bıraktıklarını söylüyorlar. 6'da bırakırken Şeker teyzeye seslenmişler ama ses yok, ses çıkmamış. Siz hep diyordunuz ki benim annem... Tabii aslında hepimizin annesi de öyle yani oraya, çünkü bir araba girdiği zaman senin evine gelmiş belli ki. Bir tıkırtı olsa kapıyı açar bakardı. Şimdi bakın, ben bunu hiç bilmiyordum. Perşembe günü, hani kaybolduğu söylenen Perşembe günü 6'da oraya gidip gübre bırakan birileri var. Ve Şeker teyzenin dışarıda olmadığını söylüyorlar. Kendilerine çıkmadığını seslenmelerine rağmen. Evet. 4'te gören var. 6'da görmediğini söylüyor insanlar. Yani bu hanımefendi 4 ile 6 arasında demek ki ortadan kaybedilmiş. Evet. Gündüz vakti. Evet. Bu da çok enteresan. Fakat yani iddialar şöyle, yani oradaki soru işaretleri şu. Mesela annenize bununla ilgili kimse haber vermemiş. Annenizin bulunan cep telefonunda çıkan kayıtlara göre ne sizin ne de o gübrelerin asıl sahibinin annenizi aramadığı ortaya çıkmış. Doğrudur. Bu da soru işareti yaratmış kafalarda. Doğrudur. Çünkü gübre getirecek insan, ben buradan İstanbul'daydım burada. Hı hı. Dayım benim yanımdaydı, kanser hastası. Yani akciğerden tedavi görüyor devamlı. 11. aydan beri benim yanımda. Allah şifasını versin. Dayımın çocuğu, Çanakkale'de oturan oğlu, Salı Pazarı'na, bizim mevkiye yakın bir yere geldiğinde beni aradı. Dedi ki abi ben buradan gübre alsam gitsem köye, araba nakliye fazla oluyor. Sen Salman'dan bana getirebilir misin? Salman dediğimizdir yakın bir yer, 7 kilometre. Ben de o arada Salman'dan alışverişinde bir arkadaşım, Aydın bilgili arkadaşım, aradım. Dedim ki muhtarı Selahattin'e... O kadar muhtarı. Geç abi sen. Yani muhtarı söyledin. Dedim. Hayır, gübrecileri ayarladın. Ha, ayarladım. Tamam dedim. Şimdi gübreciler geldiler köye. Fakat gübrenin sahibine çıkamamış. Evet. Yol, dayım giderken, Çanakkale'ye giderken yolu bekittiği için telle. Heh. Adamlar da gelmiş, çocuklar. Gübre getiren iki kişi gelmişler. Oraya çıkamayacaklar. Annemi de dayımı da iyi tanıyorlar zaten bunlar. Yani alışmış insanlar. Getiriyorlar, bizim oraya bırakıyorlar. Bırakan çocuklar sessiz.